Merhaba arkadaşlar, bugün yanımızda Bilmatik ismindeki çok eğlenceli bir cihaz var. Bunu zaten başkanın Reels'ında ben ilk defa görmüştüm. Evet. Orada çeyrek altınlaydı galiba. Sonra, o makine çeyrek altın veriyormuş ama bu online hediye veriyor. Bu online hediyeler veriyor. Hatta Migros hediye çeki falan da veriyor. Bugün bunu deneyeceğiz. Hatta bir de böyle Google'larsak da bir yere kadar varabiliyor muyuz, geliyor muyuz onu denemeye çalışacağız. İşte yok çalışacağız. Fotoğrafını çekip aratmaca, yapay zekaya sormaca falan. Bayağı belki öyle işlere gireceğiz. Bizi sağ olsunlar para da getirdiler. Paralarıyla geldi. Gerçekten çok teşekkür ederiz kendilerine. Nerelerde varmış bu arada onu hemen söyleyeyim. Paribu Cineverse mü? Cineverse. Oralarda var. Bu Playland'lar falan var. Şu an 65 oralarda tane yerde var. Varmış. İstanbul, Ankara. Türkiye'nin çoğu yerinde daha çok varmış zaten. Aynen. Genellikle alışveriş merkezlerinde, kapalı mekanlarda. Bakalım bugün kim daha fazla para kazanacak ki? Para dediğim aslında gerçekten ödül. Çek, hediye burada çek. Para veriyor bu arada gerçekten Melih. Ben mesela hediye çek kazanmıştım Migros'tan. Gittin de. Yani barkod geliyor. Onu alıyorsun, gösteriyorsun. Pıt, orada hemen halli para yani. Bakalım bugün kim daha fazla kazanacak? Bu arada bu arkadaşlar kumar değil. Yani bilgi odaklı bir şey. Kim milyon olmak ister gibi içinde birçok fazla soru var. Soru bankası var. Bence bugün bir Google'sız bir gitmeye çalışalım bir yerlere. Ondan sonra artık Google'la beraber bakalım nereye gideceğiz. Ben büyük ödül kazanabilir miyiz? Çok merak ediyorum. Bence çok zor ama hepsinin cevabını bugün göreceğiz. Hadi bakalım. Paranı al bakalım. Pasta. Kolay gelsin. Varmış içinde. Var mı? Var. Al. Koyayım gene de. Sorularımız geliyormuş. Başladı. Banka ATM'lerini gerekli hangisini isteyip istemenizle ilgili bir soru. Makbuz, fiş. Hayır ya, makbuz. Makbuz. Hızlı oldu. İlk sorular bu arada böyle daha kolay falan dediler ama ben yani öyle bir şey yok. Yok abi. Sen üzülme diye söylemiyorum. Vallahi bence sorular direkt zor. Direkt bodozlama başlıyor fişle bence yani. Fişle makbuz arasındaki fark nedir? Fiş. Ben de bilmiyorum da makbuz ister misiniz diye. Ama makbuz soruyor genelde. Fiş. Buyurun efendim, devam edelim. Tabii. Kemal'im hazır mısın? Hiç hazır değilim. Nereye kadar gidersin abi? İlk soruda eğlenmeyeyim yeter. O şey makbuzun. Evet duydum. Masala göre rakibin... Hadi. He. Kaplumbağa mı? Tavşan, kaplumbağa, tavşan. Zaman kaplumbağa, bitiyor. Tavşan. Kaplumbağa dedi Kemal'im. Doğru mu? Doğru. Bravo. Devam. Hangi, aşağıdakilerden hangisi bir renk türü değildir? Şampanya köpüğü, nar şişi, soğan kabuğu. Şampanya köpüğünün rengi olmaz ya. Elma pası. Elma pası ne lan? Elma pası ne oğlum? Elma pastalı mı? Ah be. Kemal ben ikinci sorudan veda ediyor. Ben Ruz. Ben mi sen mi? Sen hadi. Tamam hadi ben. Para ver bana. Rezil olmak istemiyorum ya. Rezil olmak istemiyorum. Ben biliyorsunuz katıldım. Bir de çok kötü performansım var. Kim milyon olmak isterdi. Ben 1000 TL'yi aramıştım biliyor musunuz? Abi kısmet ya bence. Valla. Önemli olan kaçıncı soruda elendin? Abi gittim geri geldim. Süper Lig'de sezon ilk yarısı tüm başladı. Galibiyet Erler futbol takımı kaç puan sahip olur? Ne bileyim abi ben soruyu değiştiriyorum. 3 puan. Çektin mi? 12. Ben geçiyorum abi bilmediğim şey. Can yelekleri tabandadır sözü hangi ulaşım aracında yazılıdır? Can yelekleri tabandadır. Gemide tabii. Gemide yazar. Genel. Gemide. Evet ilk sorumu... Tavanda gemide nasıl ya? Tavanda yukarı raflar var ya. Yani. Hangisi hem futbol hem teniste geçerli bir vuruş şeklidir? Plase, manşet, kroşe. Kroşe ne lan? Smaç, plase. Plase attım. Plase attım. Söylemeyelim arkadaşlar. Şimdi sonra diyecekler ki oraya geldi, buraya geldi, başkaları sayesinde geldi. Hiç sevmem, hoşuma gitmez. Evet, ikinci soruyu geçtim. Ağır roman, o şimdi asker, İstanbul kanatları altında da yönetmeni kimdir? Bilirsin bunu. Sinan Çetin demek istiyorum ama emin değilim. Mustafa Altoklar mı? Ya başkan vardı benim için. Başkan Joker'i. Bu sayılmaz abi. Ben kendi kendime. Ben Sinan Çetin derdim bu arada buna. Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Şener Şen'in oynadığı bir filmde hangisi diyen daha sonra vizyona girmişti. Allah. Milyarder, çıplak vatandaş, Amerikalı, arabesk. %50 var mı? Milyarder, arabesk. Ne? Evet. Amerikalı doğru mu? Baktım yetişemedi. Amerikalı seçti ama yetişemedi. Doğru mu ama? Doğru Amerikalıydı. Ah be. Ödül yaklaşıyorduk ama bu arada ben bir şey yapmadım. Başkan hepsini evet. Şey yaptı. Bir tanesine ben bastım. Ayrıca ben şu arada kendim oynarken hiçbirini bilemeyeceğim bak şimdi. Tamam. Halk arasında kılık kıyafeti ve davranışa güven vermeyen kişiler hangisine benzetilir? Atırsız diye yazıyorum evet. Öyle şıklar okumana. Diğer şıklar güzelmiş bu arada. Öküz boynuzu iyiymiş. Eşek severi. Bu ne lan öküz boynuzu gibi adam. Bina yapımı gibi işlerin üzerine olan kişinin içinden kullanan kelimenin doğru yazılışı hangisidir? Müteahhit değil müteahhit. Müteahhit evet. Müteahhit değil müteahhit. 2H yok ki oğlum orada bence. 2H var. Bence ben bunu dardım. Ooo helal olsun başkana bak ya. Editör! Editör! Helal olsun başkanım. Aşağıdaki ülke hangisi 21 yaşında gelen erkeklerin askere gidip gitmeyeceği çektikleri kura sonucu belirlenir? O diyor. Ne? Kura mı? Bence Tayland. Bence Kuveyt. Moğolistan kesin değil de. Tayland attım bunu artık hangisi Avustralya bakalım. Avustralya
Daha dedim sana. Avustralya'da bu işleri bırakmazlar ya bence böyle şansa. Bence sıkıdır birazcık daha. Aşağıdaki şair ve yazarlarımızın hangisi diğerlerinden daha sonra doğmuştur? Hiçbir fikrim yok. Soruyu değiştireyim mi? Sen bilirsin değiştir, abi. Değiştireceğim abi. Yalnız ödüle yaklaşıyorsun abi. Aşağıdaki hangisinde bayramda birden çok yıldız vardır? Ah be. Sen kimsin, nevisin, neresi abi? Çok zor soru. Liberya diyorum ya bu. Ah başkan inşallah varsın. Libya ya, Libya. Ödüle geliyorsun. Libya. Ah be. Abi böyle bir ülke yok. Böyle bir ülke yok ki. Serkis ve Nevis. Ama bir şey söyleyeceğim. Şimdi dördümüz arasında sen bir kere daha yani en azından ödül alamasak da dörde geldin. Seni ilerledik. Şimdi koordine mi gitsek? Şimdi bir beraber Google'sız oynayalım. Bak şimdi Google'sız beraber oynayalım. Bence bunu buraya getiren beyefendi yani ekipten dedi ki kalabalık olunca daha zor oluyor dedi. Çünkü evet. Her kafadan farklı ses çıkıyor. Aynen. Falan. Bakalım öyle mi olacak? Bakalım olacak mı? Sen yine fotoğraf çekiyor mu? Bence biz koordine oluruz ya. Hadi Asla bakalım. Abi. Oha diyorum ekip olarak. Kemal görüyor musun? Büyük ödül olacağız mı? İnşaatlarda başlar kullanan el arabalı kaç tekerlekli olur? Üç tekerlekli olur. Bir. Bir. Tek tekerlekli olur el arabalı. Doğru. Doğru söylüyorsun. Bravo. Başka. Gerçekten sen olsaydın biz 3 demiş. 3 diye. Elinizde 5 adet küre varsa hangi roman? Ne? Yok hayır. Elinize... Abi bu oha, bize gelmez. O ne lan? 30 anlamadım soruyor. 30 diyelim. 16. Pardon. Niye bastın? 30 çünkü 3 tane şey olması gerekiyor. 30 için 6 tane olması İsterek gerekiyor. İsterek olmadı bilmiyorum bir şekilde oldu ya. Bence bir, iki, hangi ülke başkentin resmi adı 167 harfli dünyanın en uzun yer ismi olan Guinness Dünya Rekoru'na girmiştir? Hangi abi bunların ülke... hepsinin başkentini biliyoruz ama belki farklı. Laos diyorum. Tamam başkan sana güveniyoruz. %50'miz vardı değil mi de? Yok. Vardı. Tayland. Abi Tayland'ın başkentinin neresi? Annesimliği de Hatay'a mı? Bileyim oğlum ya. Bir kere daha... Bir iki kere daha böyle beraber oynayalım sonra artık Google'lara geçeriz. Gideceği yere Petit Beurre Croissant veya Ayçiçeği'yle götürmekle kararsız kalan biri nerede seçim yapmaya çalışıyordur? Petit Beurre Croissant, pastane yapıştır. Petit Beurre de yani markette olur da. Hadi neyse. Bravo! Şimdi. Soyadan elde edilen baskı mı tanımadığı için tatlı peynire benzer tofu. Yapıştır. Bu okey. Hadi. Alacağız be. Yoksa Google'a hep alacağız. Dilimize Fransızca geçen adının anlamı öpmek anlamı beze bonbon parfe muffin. Muffin mi yoksa? Ben beze derdim ama parfe ise ya. Beze değildir. Ya parfe olabilir. Bravo. Teşekkür ederim. Beso dengeli diye düşündüm. Soru değiştirme jokerimiz var değil mi? Aşağıdaki şeyler hangisi Afrika kıtasında değildir? Aslan, hadi bakalım. Nane, maroni hiçbirini bilmiyorum ben. Ben soru değiştirebilir miyim? Değiştirelim bence. Tamam soru değişmiyor. Batman'ın sınır komşusu değildir. Hangisi Batman sınır? Başka, Mardin ya. Başka 150 yap. Muş olmasın. Başka 150 yap. 150 yok kullandık. At. Biz biliyorum. Çok Mardin. Ayıp bunu bilmiyor olamaz. Batman biraz yukarıda değil mi ya? Tam köşede. Hayır ya, böyle bir soru olmaz. Bütün Batman'lardan özür diliyoruz. Yani Muş'tan da özür diliyoruz. 25 lira daha atıp devam ediyoruz. Kemal'im. Abi ben sessiz kaldım. Hadi Kemal. Kemal hadi gel sen de gel. Aşağıdakiler hangisi kıymetli evraklardan biri değildi? Alacak bono, çek, kira kontratı. Çok kıymetli kira bir şey kontratı. Değil değil mi? Değil abi. Değildir herhalde. Bence bono kıymetli ne? Benim kira kontratı. Bono ne? Yurtunun solisti. Bono. Yüzümüzü güneye döndüğümüzde güneş hangi tarafımızdan batar? Yüzümüzü güneye dönelim. Kuzey arkamız. Dur, güneye bakıyoruz. Güneş sağımızdan batar. Ben bilmiyorum. Batar. Ne? Sağdan sağ batar. Mı? Evet. Ben böyle şeyler çok panik oluyorum ya. Sol değil mi ya? Sağdan batar. Sağ. Helal olsun. Gerçekten helal olsun. Güney. Müthiş bir takımız. 1950. Artık ben Google'lamak istiyorum bunu ya. James Watson şeyi çözmedi mi? Bilmiyorum ki. Watson yok büyük o değilmiş. DNA bulunmuş. 53'te diyor ama. Bence kara delik de abi. Kara delik de abi. Büyük gizem diyor ya. DNA büyük gizem mi? Büyük gizem aslında. Ah be. Ya bak yani. Son bir kez dörtlü yapıyoruz. Yani son bir kez dörtlü yarışıyoruz. Abi başka. Son bir kez dört kişi yarışıyoruz. Tek tek mi gitsek bir el daha ya? Tamam, hadi gidelim bakalım. Buyurun. Tamam, tek mi istiyorsun? Tamam. Evet. Yardım yok mu? Yok. Tamam. İstemedik şey yardım yok o zaman. Tamam. Geçmiş ailesi mi? Hiç yaşamam bir sahibi durumu. Hangisi sünger çekmek? Sünger çekmek. En iyi gidene 200 lira veriyoruz arkadaşlar. Aaaa! Sünger 200 lira veriyoruz. Makineden daha bonkör. hangi alanda eserleri Düncel Aşıpı'nda tanınmışlardır? Hayır söyleme ya. Oğlum bunu 200 lira veriyoruz. Aa öyle mi? Evet. Söyleme. Çocukların düzensiz davranışı anne babayı rahatsız eder anlamında kullanılan sözde eşeği ve ondan çıkarmanın hangisi olduğu söylenir. Semir Orucu yükün fazlası, sıpanın oynamasından alır. Bunu ilk defa duydum. Ne lan bu? Mumlalığın incesi ne demek ya?
Semer'in ucuzu mu dedin çocuğuna az önce sen? Ah be! Bir yerde Spa'nın oynamasıymış ama çok okay da... Ama yani. Ben oynayacağım. Sen nereye geldin? Bir dakika sen ama üçüncü soru bilemedi yani. Evet evet. İki tane bildin. İki tane bildim, bravo. Spa'nın oynamasıydı ya, ne salam ya. Bu arada arkadaşlar soruların fotoğraflarını çeken bir kişi olması gerekiyor. O, evet. O yüzden buradayız ay böyle. Oylar yine komşuya gitti cümlesini duyduğunuz uluslararası. Ya yaramıza basmayın. Eurovision şarkı yarışması diyorum. Biz karıyana devam. E5, E6 gibi yol isimlerin başındaki E harfini hep merak etmişimdir ya. Ha. Europe herhalde. Exit mi yoksa? Yok yok doğru. Avrupa'ya giden. Edirne de olabilirdi aslında ama. Mikis Theodorakis ile birlikte hazırladığı Güneş Topu Benim İçin adlı eseriyle 1986'da Türkiye'de altın plak ödülünü kazanan kişi kimdir? Barış Manço mu? Güneş topla benim için. Güneş topla benim için. Sadık sen kaça gelmiştin? 3. 3 bitti mi? Başkan. 3 yaparsan kazanacağım valla. Evet. İlk soruda 4 demem de. Paranın çekiciliğine gelişeniz olan parada yüzü sıcaktır. Ya tabii para sıcaktır. Parayı çeker. Ama hayır. Gelişmek zor yüzü diyor sıcak yani. Ve güzel. Bakayım sıcak mı? Elim sıcak oldu, sıcak. Tekvando kursuna yazılan bir ilk önce hangi kuşaktan başlar? Tuzak soru mu lan bu acaba? Hemen gerekiyor. Mavi mi? Ben hep çocukları mavi kuşakla görüyorum sokakta. Beyaz. Önce saflıktan başlıyor herhalde sonra kararıyor. Şunun için joker kullandım ya. Yapacak bir şey yok boş ver. Zaten bir tane daha bilirsen 200'e şey... İslam Türkçe savaş hazırlamayacak Türk için sizin hareket kabiliyetini... Savaş oyunu... Attım valla ben kazanamazsın. De derdim, ben de çevgan derdim ben. Savaşta... Gurbet diyor başkan 3.'ye geldi. Hadi bakalım başkan. Sana mı gelecek, bana mı gelecek? Bölünür sancıyla uykular, sığınak değil, gökte o son hatıran sene... Bu da dize, ben hiçbir fikrim yok abi, ben şiirde kötüyüm ya. Bölünür sancıyla uykular. Aşağıdaki illerimizde hangi yüzde ölçüm diğerlerinin daha büyüktür? Adana, Adıyaman, Afyon, çok zor lan. Ağrı. Oğlum bunları bilen var mı? Adana, biz mi cahiliz Adana, acaba? Adana merkez. Adana büyüktür diye düşünüyorum ya, Afyon da büyük olabilir. Ah oh be, başkan bir dakika kaça gelmiştin sen? 4'ü bitirdi. 3'ü bitirdin patladı sen. Evet. 3'ü bitirdin. Evet. 3'ü bitirdin. İlkokul. İlkokul 3'ü bitirdin. Evet efendim şu paraları sen sana buyur vereyim. Abi. Ben de adet... Sen şimdi... Şöyle yanaş. 4'ü bilmeye çalışacaksın. Telefonla konuşma işareti hangi iki parmakla yapılır? Baş parmak ve... Bu ne lan? Baş ve serçe. Bir şey söyleyeceğim artık zor böyle değil ki ama. Bu ne lan? Alo. Yeni nesil böyle konuşuyor. Böyle, böyle mi yapıyor? Yeni yapıyor nesil. Alo. Bak adam böyle mi yapıyor? Alo. Adam sendecilik sözü ne anlama gelir? Adam sende. Umursamazlık ya da kayıp. Pişmanlık değil, sorumluluk değil. Adam umur adam sendecilik. Kayırmacılık mı? Kayırmacılık gibi bence de. Ama niye bilmiyorum. Adam. Umursamazlık değil mi? Evet. Ulan kendi bildiğini diyecektim. Siz beni karıştırdınız be. Var ya bak güvenmeyeceksin. Çok, güvenmeyeceksin. Kayırmacılık gibi geldi. Umursamazlık abi adam sendecilik. İyi, neyse. Ben 200 lira kazandım yani. Oradan mı? Buradan mı? Beyefendilerden al. Cengiz Bey'in şeyi. Hadi Google'la artık Bey'den ya. Al. Başkanım bir 200 lira şöyle. Bakayım sıcak mı? Sıcak. Sıcak. Arkadaşlar şimdi bütün bunları Google'layarak deneyeceğiz. Bakalım Google'layarak nereye geliyoruz? Ama nasıl yapacağız böyle? Hani sesli diktasyon mu yapacağız sesli yoksa? Sesli diktasyon yapalım bence. Sesli diktasyon da şeymiş. Buna Google'lamıyorum. Hiç kimse olmadasız yeri tarif ederken halk arasında fareler orada ne yaptı söylenir. Cirit atar abi. Fareler cirit atıyor evet. İncin top oynuyor. İncin oynar. İncin top oynuyor. Fare cirit atar. Güzel tamam. 4 kişi bile Google'la bakalım nereye gideceğiz. Ünlü çocuk romanı Peter Pan'ın Bitmeyen Çocuk ne yaşadı? Adanın ismi ne biliyor musun? Neverland. Kayıp Ada. Neverland kayıp ada mı oluyor? Neverland var olmayan ülke bence. Kayıp Ada da olabilir ama var olmayan ülke bence. Never yok. Nasıl? Tamam. Bir yeri düşman saldırısına karşı koyabilecek duruma getirmek için yapılan tür haberleşme... Be ne? Dur tahkibat. He? Sipah tahkimattır ya. Tahkim edersin. Tahkim tamam. Peki ben bunu bilmiyordum. Bayağı Google değil başkan. Evet başkan Google ya. Bunu arat abi. Ne diyorum? Musevilerin Tanah isimli kutsal kitabı büyük oranda aynı olan eski ahitin Leviticus kitabında yasaklanan hayvanlar. Yenilmesi kesin o at yasaklanmış mıdır acaba? Karidestir bence. Karides olabilir. Aaa kaçırdık. 60.
At mıymış? At mıymış? Evet. Tabii abi atı basamadık niye yiyesin ya? Basamadık ki. Yetişemedik. Yetişemedik. Google Google yaramadı Google'a lan. Google'a yetişemedik. Google yapmadık ya. Ki hiç. Bir kere de ben oynayayım. Sen Google mu yapacaksın? Evet. Arkadaşlar Google'lamak çok bir şey değil yani. Öyle bir soru nasıl Google'layacaksın ki bunu yani? Ücreti uzatamayan var mı sözünü minibüste dinleriz. Uçak, otobüs, taksi, minibüs, minibüs. Tamam. Hangi ülkenin adı doğru yazılmış? Mo yanlış. Ukrayna yanlış. Ekvador yanlış. Mozambik neresi ya? Mozambik yaz. Aa. Doğru mu? Aa. Doğru mu yazılmış Ekvador? Evet. Mozambik meyli değil mi? Kim fotoğraf çekiyor? Sen çekiyor musun? Tamam. Ekvador. Ekvador değil mi? O şey olan, çizgi olan. Ana ve benim üniversitelerim kitabı. Benim üniversitem kitabının yazarı. Maxim Gorki. Bir fotoğraf çek. Çekiyor mu abi? Maxim Gorki. Tamam sen başkan söyledin zaten. Okey bak Google'da bunu çözebilirmişim. Bunu bildik mi? Bunu bildik Google'da. UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde bir maçta 4 gol atan ilk futbolcu kimdir? 4 gol atan futbolcu. Ya abi Google'layamadım panik oldum. Bir dakika. İzleyici yap abi. 4 gol atan futbolcu UEFA. Çok kötü takılıyor bu. İnzaghi mi? Sesli kontrol her şey şey yapıyor. Ah be. Ulan İnzaghi. O zaman sıra bende. Bir şey söyleyeceğim böyle bir şey yok abi. Ben mi Google'layamıyorum? Bakın istiyorsanız. Ben Google'layayım sen fotoğraf çek. Bak. Çalışan birinin işini rahatsız, iyi dilek sözü, Allah rahatlık versin, kolay gelsin. Doğru. Kolay gelsin. Aynen. Hadi bu sefer ödülü kazanamadık mı daha ya? Google'layarak da mı kazanamadık? Hangi meyvenin ağacı erkek ve dişi olarak ikiye ayrılır? Dut ağacının galiba, yok. Google'la. İncir olabilir. Hangi meyvenin ağacı erkek ve dişi olarak ikiye ayrılır? Bastı zaten, dur. Dişi dut ağacı değil ben hiç ama incir hangi sanki. Hangi meyvenin ağacı? İncir dedi, incir. Helal. İncirin daha böyle bir hamı var ya. Tiyatro akşaması ne? Alkışı başlatma görevi kime ait? Dur, suflör değil. Hayır, bence Kutu! Hayır, klakör derdim. Geçtim mi? 8 top. 8 top dedi. Işıklı beyazlı kaç top vardır? 16. 8 topta kaç top vardır? 8 topta kaç top var? Kaç top var? Bir de beyaz vardı tahminen. Çift sayı olmaz, 17 derdim ben. 9. 17 derdim ben ya. Ben süre bitiyor diye yaptım. İyi yaptım ha, yapacak bir şey yok. Dayanamadım. Ben bir tane daha yapabilir miyim ya? Abi, sen Google'layamıyorsun değil mi? Ne evet, oluyor? Google'larken ne oluyor? Anlatsana. Elin ayağın birbirine giriyor. Bu seni duyuyor, duymuyor yarısını. Hadi bir sakin hepimizi çözelim şu işi hadi. Ya. Belediye sınırları içinde belediye tarafından parseller üzerine inşaat yapmak için ayrılan arazi parçalarına... Pafta değil mi? Belediyenin inşaat yapmak için ayırdığı pafta arazi mı? Parçası. Ne bileyim abi. Arsa da olabilir. Arsa da olabilir ya. Arsa İlk soruda patlayacağız mı? Abi ya. Ben geri zekalıyım. Kusura bakmayın ya. Ben gidiyorum. Ben de çok sağ ol. Ben gidiyorum ya. Ben gidiyorum. Heh. Tamam. Google'da mısınız siz? Tamam. Kaptanların yolculuk boyunca tuttukları günlükleri ne yapabilir? Seyir defteri. Geç. Tamam. Bir de bir. Bravo. Çok iyi gidiyoruz. Çok kötü. Hadi bu sefer. Casablanca filminde Humphrey Bogart giydikten sonra 5 yıl astarlı kemerli su geçirmez pardesünün adı nedir? Trenchcoat derdi. Trenchcoat herhalde. Bence trenchcoat yapıştır. Yes be! Okay, çok iyi devam devam. Yiyiz be. Yaban hayatı ve granit taşlarının ünlü her yıl dünyanın birçok yerinden Yosemite Ulusal Parkı ABD'de. ABD'de evet. Direkt şunu sorsa... Kanada olmaz değil mi? Yosemite ABD'de. Zaman kaybettirmeye çalışıyor. Güzel. Siz Google'da hiçbir şey gelmedi değil mi sizden? Aşağıdaki illerimizden hangisinin diğerlerinden daha az ilimize sınırı vardır? Adıyaman, Isparta, Eskişehir en az bir sınır yazsanıza Google'a. Haritadan ben de soruyu değiştirdim. Değiştirdim. Hazır belki ama. 1952 Avrupa Birliği kurucu üye sayısı. 1952 yılında kurulan Avrupa Birliği'nin kurucu üye sayısı. Ya hadi 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 hadi. Artı yapıştır. Birini Google'dan bildik. Ödül sorusundayız. Hadi. Evet. İkinci yansı ABD'den askerliğin iş hayatında yaşadıkları sıkıntılar işleri bağlı. Gri planel takım elbiseli adam. Hadi bakalım. Al işte sana alışveriş sonucu çıkardı. Alışveriş sonucu çıkardı. Ya abi yetişemedik Google'a yetişemedik bak. Şey sen gri final gri final yazınca alışveriş şeyleri çıktı. Ben yol çıktı böyle takım elbiseler. Olacak elbiseler. Olacak. Abi 5. soruya gelemedik. Geleceğim 5. soruya gelemedik dedim. 4 kişi gelemedik ya biz cahilimizdeyiz ya. Gelemedik. Abi destek mi çağırsak geldi. Ya? Geldi. Daha ne ticari kaç? Hiç akla gelmeyen ilginç bir düşünce ileri süren akıl. Hay bin yaşa denir değil mi? Evet bin yaşa. Sen de Google'a bakıyor musun? Ben sorular okumuyorum. Ben sen anahtar kelime seçmeye çalışıyorum yani. Tamam bakayım. Hangi hayvanın dişisine maral adı verilir? Hangi hayvanın dişisine maral adı verilir? Atmaca. Geyik.
Biliyor musun? Geyik biliyorum. Tamam. Sen de mi baktın? Her yerden Google'luyoruz şu an. Sen bulabildin mi? Vay. Tamam, geyik de. Karamazov kardeşlerden biri değildi. Karamazov kardeşler. İsimleri. Flora Dostoyevski. Hayır, isimlerini istiyoruz. Çabuk çabuk. Lan isimlerini istiyoruz. Dimitri, Ivan, evet. Alexey mi yok? Sergey var mıydı? Hayır. Bravo be! En azından Dimitri ile Ivan'ı öğrendik. FIFA Dünya Kupası Organizasyonu ikinci kez ev sahipliği yapan ilk ülke aşağıdakilerden hangisidir? Meksika'dır ya. Meksika'dır. Brezilya'dır. Brezilya mı? FIFA i̇ki kere. FIFA'ya ev sahipliği yapan iki kere. Aaa bitiyor! Değiştirdim işte. Ben bir yanlışlıkla bastım. Sen yanlış bastın. Yanlışlıkla bastım. Umarım doğrudur. Ah be! Abi yanlışlıkla bastım. Yanlışlıkla bastım. Ben oynamak istiyorum. Benim yanlışlıkla bastım ya. Miymiş? Ben oynamak istiyorum. Hediye alamıyorsun burada. Brezilya mıydı o? Dünya Kupası'nı iki kez. Ben aldım. Of. Tek kişilik bir müzik konserinde profilden gördüğünüz müzisyen hangi enstrümanı çalıyordur? Profilden gördüğün, yanında olması gerekiyor. Piyano. Piyano, evet. Ne yapıyorsun sen? Dünya Kupası'nın ikinci kez ev sahipliği yapan ülke. O geçti konu kemanım. Merak ettik ama. Brezilya. Avrupa seyahatiniz bir gemi turuyla gerçekse hangi şehre uğrayamazsınız? Berlin'e uğrayamazsın. Berlin'e uğrayamazsın, karada. Ama nehir var ya belki. Yok. Kuruz gemisi. Yok. Kim Google'da? Halk arasında anlatılan bir hikaye göre yılanın kızıp saldırarak bir tüyünü koparıp kuyruğunun çatal şeklinde kalmasına sebep olduğu kuş hangisidir? Kırlangıç. Biliyor musun? Salladım. Çatal olan kırlangıç var abi kuyruğu. Tamam, sen biliyor musun abi? Çalışacağım. Ama iyi salladım. Dene bakalım. İyi salladım. Jokerimiz var. Türk öykücülüğünde genellikle küçük insanlar diye adlandırılan ezilmiş ve hakkı yenmişleri yazan Gülsün Kara Mustafa ile birlikte benim sinemalarım yazsana. Benim sinemalarım yazar. Hadi Kemal'im. Abi. Hadi Kemal'im. Değiştirdik. Soruyu değiştirdik. Aynen. Soruyu değiştirdik. Allah mı? Firuze. Firuze. Ben geleyim mi? Aşkım biz basmayacağız. Gel Kemal, ben geleyim. Üstüne bastığın için bizim okumamızı görmedi. Acaba bir papatya falan mı hissetmiş? Sakinlik. Rezene. Bu rezene bir şey mi bunda, bunda tahminen ya kazanan vardır, bir şans yok, bir şey yok. Genel kültürünüzde olması gerekiyor herhalde. Biz karada aile olması gerekiyor. Dur, bu toprak altında ya da ağaç kabuğu iz bırakan hayvan hangisidir? Salyangoz. Çok, evet salyangoz. Salyangoz abi. Ben her yerde salyangoz görüyorum yağmur. Allah için Google'lasanıza, biriniz Google'lasın. Ya da sen de fotoğraf çek, ben Google'layım. Sen Google'la hadi. Ya romanda o ya. Google kuşu. Akla farklı şey, oyuncu gibi. Jack Nicholson. Jack Nicholson. Jack Nicholson doğru, evet. Tamam. Niye kastırdınız? Doğru. Adamı unuttum bir anda. Eski tip evlerin ortasında bulunan üstü açık. Nefes. Avlular. Ben bilmiyorum bunu. Kesinlikle. Hazine nefes. Mi? Nefestir oğlum, ne olacak ki? Avlu nefes. Teneffüs. Nefes. Cennet mi acaba? Hayatmış. Allah kahretmesin ya. Çok deneyim. Ben delireceğim ya. Ben çok susadım, ağzım değilim damarım. Of, bırakalım mı artık arkadaşlar biz Google'a? Salsak mı acaba ya? Hadi salalım artık. Ben... Bak bir şey söyleyeceğim, son defa hep birlikte, tamam mı? Ha gelin böyle. Eşilerimizi yedin. Sen fotoğraf çekiyorsun. Sen fotoğraf çekiyorsun. Nimet ekmek. Ekmek, evet. Hadi dur, çektin mi fotoğrafını? Hayır. Evet, tıkla. Olmadı. Tamam çok güzel. Tamam panik yapmayın. Panik yapacağız. Yok ya. Sakin abi, olmazsa. Bizde ya bu iş. Bizde. Gümüşdere. Dağ başını. Gümüşdere bu da 10. yıl marşı. Gümüşdere durmaz. Güneş fıktan şimdi ne oldu? 10. yıl marşı abi. 10. yıl marşı abi. Gençlik marşı ya. Bravo. Tamam pardon. Sana helal olsun. Bildiğinden şaşma. Hayır şaşma değil. 995 sene en az kaç? Dur. 9. 9. Bak 9, 5, 50, evet. 20, 14, 2 tane 20, bir tane de 5. 10, 16, 12. Bak abi, şiştim. Arkadaşlar. İçimiz de var. Koşun bir diye gidin bizim ya. Bizim sinirimiz bozuldu, gerçekten çok eğlenceli. Sokakta görürseniz mutlaka da deneyin. Son bir kere oynayacağız. Hatta yok, şey yok. Ben arkadaşlarınız neredeyse son bir kere de yokun diyeyim. Bakın bir şey söyleyeceğim, ben şunu size göstereyim. Gerçekten çok başarılı. İzin vermiyorum kişilerin oynamasına. Şu an ne kadar para harcadığınıza bakalım. Bir dakika, bir dakika. Sabahtan beri 1, 2, 3, 4, 5, 15, 16, 17. 17 oyun oynamışız. 17, 85 lira harcamışız. Evet. Sen 200 lira kazandın bence. Vallahi çok iyi. İyi yani. İyi kâr. Evet. Arkadaşlar yani bunda bir bu arada çok bir, eğlenceli bu arada. Denemek de istedik çünkü ben senin shorts'ta gördükten sonra çok da izlenmiş bir sıkıntı var mı, hile var mı? Hile hurda yok. Bilgi yarışması, sorular çok hızlı geliyor. Biliyorsan kazanırsın. Biliyorsan abi. Kazanırsın. Google'layacak vaktin vallahi yani bir soru iki soru böyle hani 10-15 tane soruya geliyorsan İçten 2-3 tersini Google'larsın ama geri kalanı çok zor. Ya da böyle gerçekten böyle Dream Team falan bulup
çıkman evet. lazım yani. İşte ki, böyle şeylerle oynayın. Ki biz Dream Team değiliz. Kesinlikle değiliz. Olmadığımızı ben size söyleyebilirim yani. Bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.